El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Ramte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lezzalimin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sualleriniz bizim için kıymetlidir. Sualleriniz herkes için kıymetlidir. Her sualinizde bir yeni bilinmeyenin kapağını açıyorsunuz ve biz size içindeki muhtevayı açıklamak imkanını buluyoruz. Her sorunuz birçok bilmeyene bir ilmin öğretilmesi için bir vesiledir. Onun için Allah'ın huzurunda hepinize bu sualler sorulduğu için teşekkür ederiz. Doktor Abdülcebbar Boran ilk sualini soruyor. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesi, Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı diye soruyor Cevar. Hadi gelin beraber bakalım ne diyormuş Kasas 47. وَلَوْ لَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتُنْ Onlara eğer bir musibet isabet ederse بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Ellerinin takdim etmesi sebebiyle, yani ellerinin vücuda getirdiği bir olay sebebiyle, kendilerinin vücuda getirdiği bir olay sebebiyle. Ve yekulu Rabbina, derler ki Rabbimiz, levla erselte ileyna. Eğer bize bir Resul gönderseydik, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenet tebi'a, evet, onun فَنَتَّبِيَا آيَاتِكَ E böylece biz senin o Resul'e tabi olarak senin ayetlerine tabi olsaydık وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerden olsaydık. Diyecek olmasalardı. Ne diyorlar? Resul'e tabi olmamaları, kendilerinin vücuda getirdiği olaylar sebebiyle, Resul'e tabi olmamaları sebebiyle ve kendilerinin vücuda getirdiği olaylar sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiğinde
Bize de bir Resul gönderseydin de böylece senin ayetlerine tabi olsaydık. Yani burada duyulan bir pişmanlık söz konusu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki her sene 2-3 defa herkesi musibetlerimizle imtihana tabi tutarız diyor Allah Teala. Üzüntü veren olaylar, isabet eden olaylar. Her musibetin sebebini de Allah Teala burada isabet anlatıyor. Kendi ellerinin hazırladığı, kendilerinin sebep olduğu musibetler. Ama bir pişmanlığın oluştuğu kesin. Bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık. Ayetlerine tabi olsaydık, Resul'e tabi olsaydık. Tabi olunca da ne olur? Kalbine iman yazılır. Ve böylece müminlerden olsaydık diyor ifade. Tabiiyet arkasından 10 tane nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalpteki küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ruhunu vücudundan ayırıyor. Devrin imamı verdiği emirle. Ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu şeytanı kullanmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi güçlenmeye başlıyor. Ve Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 10 tane ihsan. 10 tane İhsan almış kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İrşat makamına Allah Teala onu ulaştırmış. Tabiyetini gerçekleştirdiği an 10 tane de bu saydığımız nimetleri alıyor kişi. Ve bu nimetlerden bir tanesi kalbindeki küfür kelimesi alınarak kalbin içine iman yazıldığı için kişinin mümin olması Kasas 47 ondan bahsediyor. Böylece mümin olsaydık. Tegavün 11. Ema esabe min musibetin illa bi iznillah. Kimseye Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah-u Teala. Vallahi bi kulli şeyin alim ve Allah her şeyi bilir. Ve Allah her şeyi bilir. Öyleyse burada ne söylüyor Allah Teala? Musibetlerin gelişinde Allah'ın izni esas. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez diyor Allah Teala. Ve Bakara 156 Ellezine izâ esâbet tüm musibetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve muhakkak ki ona rücu edeceğiz, ruhumuzu ölmeden evvel ona ulaştıracağız. Bu üç ayet-i kerime arasında bir ilişki var mı diye soruyor Cevbar. Üçünde de
bir musibetin isabet etmesi yer almış. Birinde "Allevla en tusibehum musibetun" diyor Allah Teala. En tusibehum musibetin. Bir musibetin isabet etmesi. Tegavvün emirde ma esabe min musibetin. Bir musibet isabet etmez. İlla biiznillah, Allah'ın izniyle isabet eder. Gene musibetin isabet etmesinin şartlarından birini veriyor Kasas 47'de. Kendi ellerinin takdim ettiği sebebiyle, kendi ellerinden oluşan, ellerinin vücuda getirdiği, kendi iradeleriyle yaptıkları bir takım sebepler oluşturur diyor Allah-u Teala onlara musibet etmesini. Ve her musibetin mutlaka Allah'ın izniyle oluştuğu ifade ediliyor Tegavvün 11'de. Bakara 156'da da onlara bir musibet isabet ettiğin zaman diyor. İsabetin, musibetin sebebi açıklanmamış Bakara 156'da, ama üçü de bir musibetin isabeti halinde neler olacağını anlatıyor. Neyse, bakıyoruz. Kasas 47'de kişinin pişmanlığı var. Ve Allah'ın Resullerine tabi olmadıkları için ölümden sonra duyacakları pişmanlıkları anlatılıyor. Tegavvün 11'de musibet isabet edenlerin arasında kim Allah'a amin olmuşsa, onların hepsinin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştığını ifade ediyor. Ulaşıp ne yapıyor Allah-u Teala? Kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Bakara 156'da Allah-u Teala musibetlerden negatif etkilenmeyenleri söylüyor. Ya insanlar musibet başlarına gelir, hiç etkilenmezler musibetten. Ya insanlar musibet isabet ettiği zaman bir büyük pişmanlığa duçar olurlar, yaptıkları hatayı anlarlar, Resul'e tabi olmanın temel faktör olduğunu anlarlar. Ya da musibet isabet ettiği zaman mümin olmak gereğini duyarlar. Mümin olmak gereğini duyanların ifade edildiği Tegavvün Kasas 47 ile Tegavvün 11 amin olmanın muhtelif standartları söz konusu. Tegavvün 11 8. basamağı ifade ediyor.
Kasas 47'de bahsedilen kişi her şey elinden kaçtıktan sonra muhtemel bir şekilde ölümden sonra Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin de ona tabi olsaydık ayetlerine tabi olsaydık aslında Resulüne tabi olsaydık müminlerden olsaydık deniyor. Üçü arasındaki ilişki musibetin isabet etmesi standardı. Ayrı sonuçlardan bahsediyor ama konunun merkezinde bir musibetin isabet etmesi neticesinde kişilerin farklı davranış biçimleri. Birisi pişmanlık duyuyor, Resul'e tabi olamadığı için imkan olsa da tekrar gönderilse diyor. İkincisi musibet isabet ettiği zaman Allah'a amene oluyor ve Allah'ın kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Üçüncüsünde ise kişi Allah'a ulaşmak üzere kesin kararını beyan ediyor. Bir ilişki mevcut aralarında. Allah razı olsun. İkinci suali Cabbar'ın Yunus 2 ile Kasas 36-37 arasında bir ilişki var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte her doğan çocuk Hanif yani İslam fıtratıyla dünyaya gelir. Fakat babası ve annesi onu Hristiyan veya Mecusi yapar buyuruyor diyor. Babalarının dinine tabi olup biz bunu babalarımızdan duymadık diyenlerle hadis-i şerifte babaları ve anneleri tarafından saptırılan kişiler arasında bir illet rabıtası var mı? Bakalım ne diyor Yunus Ege? Ekâne linnâsi aceben en efhayna ilâ recûlin minhum. Sizden bir adama vahyetmemiz insanlar için acayip bir şey mi oldu diyor Allah Teala. Onlardan bir adama vahyetmemiz insanlar için acayip mi oldu? En enzirin nase, nası uyarması için, insanları uyarması için ve beşerillezine amene ve amene olanları müjdelesin diye. Resulün ya da Nezir'in iki temel faktörü. Amene olmayanları uyarmak durumunda ki amene olsunlar ve müjdeye layık olsunlar. Amene olanları da müjdelesinler. Amene olanları Resul veya Nezir müjdelesin diye. Bütün Nezirler Nebi'dir. Affedersiniz. Bütün Nezirler Resul'dür. Bütün Resuller de Nebi. Gene yanlış söyledim. Nebi ve Resul kelimeleri dilimize beraberce çok takılmış. Bu akşamki konumuzda nezir var. Bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Allah'ın tayin ettiği her nezir mutlaka Resuldür. Allah'ın tayin ettiği her Resul de aynı zamanda mutlaka nezirdir. En enzirin nası uyarsınlar diye, insanları uyarsınlar diye ve beşerillezine amiri ve amil olanları müjdelesinler diye. Enne lehum kademe sıdkın indi Rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde bir sıddıklar makamı vardır. Sıdk kademesi vardır. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn.
Kafirler dediler ki, muhakkak ki bu apaçık bir sihirbazdır. Kimin için diyorlar? Allah'ın işlerinden birine vahyetmesi sebebiyle Allah'ın vahyettiği kişiye o muhakkak ki bir sihirbazdır diyorlar. Allah'ın Resulünden insanlar mucize ister. Eğer Allah Teala Resulü için bir mucize vücuda getirirse mutlaka hepsi işte bu bir sihirdir derler. Yani Resulün bir mucize göstermesi zaten kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Mucize bir Allah Teala'nın bir keremidir. Evliya için Allah Teala'nın bu keremi keramet adını alıyor. Resuller için Allah Teala'nın bu keremi mucize adını alıyor. Allah Teala mutlaka her devirde birilerine vahyeder. Her devirde mutlaka her kavimde Allah'ın bir Resulü yaşar. Onların hepsini Allah Teala mutlaka vahyeder. Yetmez. Allah Teala daimi zikri ulaşıp da hullelbap olanlara da vahyeder. Kim zikrullah yaparak, Allah'ı zikrederek daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi ehli zikirdir, aynı zamanda ehli tezekkürdür. Müzakere eder, Allah-u Teala ile karşılıklı konuşur. Ve burada Allah Teala'nın vahyettiği kişiler dediği zaman Rablerin dininde sadıklar makam vardır ifadesi orada Allah'ın zatını görüp sadakatla onu ifade edenler kimlerdir? Orada indi ilahide huzur namazının arkasından baktığınızda huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanın sol tarafında yerden 4 metre yukarıdan başlayan tahtların sahipleri. Allah Teala onlardan bahsediyor burada. Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır, sıdk makamı vardır onlar için diyor. Ve Kasas suresinin 36. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, birazcık üşütmüşüm. Bu ıhlamur. Ve karanfilli çay. Sizlere rahat hitap etmemi sağlıyor. Allah razı olsun. Kasas 36 diyor ki Allah Teala felemme caihum Musa bi ayatina beyinatin. Musa ayetlerimizle apaçık olan birer beyan unsuru olan beyine olan ayetlerimizle geldiği zaman kalu dediler ki ma haza illa sihrin. Bu sadece bir sihirdir. Başka bir şey değildir. Bu bir sihirdir. Müfteren böyle diyerek yalan uydurdular diyor Allah Teala.
Ve ma semina, biz işitmedik bihaza, bunu fi ava inel evvelin, evvelki atalarımızdan bunu işitmedik dediler. Elinde tabletler, Allah-u Teala'nın iradesiyle kayalara yazdırdığı tabletlerle Musa dağdan, Tur dağından aşağı iniyor. Allah-u Teala ile 30 gün beraber geçirmesi lazım. 40 güne çıkarmış Allah-u Teala. 40 günün sonunda Hazreti Musa iniyor Tur dağından. Elinde tabletlerle. O tabletleri gördükleri zaman, bu apaçık bir büyüdür diyorlar. Biz babalarımızdan, dedelerimizden bunu hiç işitmedik diyorlar. Ve Kasas 37. Ve kâle Musa, Rabbi âlemu bimen câye bil hüdâ min indihi ve men tekûnü lehu akıbetun dâr. Rabbim diyor Hazreti Musa, daha iyi bilir. Hidayetle gelen kişiyi, hem de onun indinden hidayetle gelen kişi. Allah-u Teala Hazreti Musa'yı hidayete erdirici üyete sokmuş. Ve o tabletlerde hidayetin temsilcisi, hidayetle, tabletlerle iniyor aşağı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala Kur'an'ı indirdi. Bütün bir Kur'an. Hazreti Musa ise tabletleri ve o tabletler Hazreti Musa'ya indirilen mukaddes kitabı ifade ediyor. Tevrat. Hazreti Musa'ya indirilen adı Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen adı İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Hepsi de şifa, kalplerdeki, göğüslerdeki hastalıklara şifa, hepsi hidayet rehberi, hepsi nur. Diyor ki, Rabbi alemu bimen cae bil hüda min indihi. Allah en iyi bilir. Katından hidayetle geleni ve kimin bu dünyadaki sonucun, tabi burada hayırlı sonuç demek istiyor, kime ait olacağını daha iyi bilir. Ve şöyle bitiyor. İnnehu la yuflihu zalimun. Ve zalimler felaha eremezler. Felaha eremezler diyor Allah-u Teala. Şimdi suale dönelim. Diyor ki, Yunus 2 ile Kasas 36 ve 37 arasında bir ilişki var mı? Üçünde de Allah'ın Resulü'nün veya Allah'ın Nebisi'nin söylediklerini yalanlayan kesin bir görüş var. Allah'ın yoluna girmeyenler her devirde çoğunluktalar ve her devirde Resulleri mutlaka yalanlamışlardır. Nebi Resulleri de, Veli Resulleri de. Şu anda bütün kavimlerde Veli Resuller yaşıyor. Ne kadar yeryüzünde kavim varsa her birinde bir Veli Resul şu anda hayatta ve Allah-u Teala'dan aynı bilgileri alıyorlar, sizlere öğrettiğimiz bilgileri. Lemma ca'ehum Musa bi ayatina beyinatin kalu ma haza illa sihrun.
Musa ayetlerle geldiği zaman diyorlar ki o bir sihirden başka bir şey değildir. Hem de iftira edilmiş, uydurulmuş bir sihir. Üçünde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yunus 2 ile Kasas 36 ve 37 çok açık bir şekilde Allah-u Teala'nın Resullerine karşı çıkanların onun getirdiği şey fizik ötesi bir şeyse mutlaka bu bir sihirdir diye hitap etmeleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu olmuş. Hazreti Musa için de aynı şey söz konusu olmuş. Hazreti İsa için de aynı şey söz konusu olmuş. Hazreti Musa asasını atıp da asa bütün sihirbazların sopalarını, yılan şeklinde gelen sopalarını yok ettiği zaman, yediği zaman Hazreti Musa için de bu bir sihirdir demişler. Bu kitabı ile beraber geldiği zaman da yani tabletlerle gene sihirdir demişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine bu ayı fethedebilirsen, ikiye bölebilirsen biz sana tabi oluruz diyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunup da Allah-u Teala ayı ikiye böldüğünde bu bir sihirdir deyip olayı bitirmişler. Ve burada da Allah'tan gelen, hidayetle gelen birileri var. Hidayete erdirme müessesesi, dikkat edin. Hidayetle gelmek, hidayete erdirici bir nitelikle gelmek demek. Allah'ın hidayete erdirmek üzere vazifeni kıldığı kişi. Allah'tan hidayetle gelen kişi. Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de hepsi böyle gönderildiler. Hidayete vesile olmaya değil, hidayete erdirmeye. Allah razı olsun. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine şimdi bakalım beraberce. Ne diyor hadis-i şerif? Bütün insanlar hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla, her doğan çocuk İslam fıtratıyla hani fıtratıyla doğar. Fakat babası ve annesi onu Hristiyan ve Mecusi yapar. Atalarından bunu duymayanlar. Hep insanlar atalarından böyle bir şey duymadıklarını söylerler. Allah Teala her seferinde onlar atalarının söylediklerini doğru zannediyorlar. Ama diyor ataları hidayete ermemiş kimselerse diye. Gerçekten bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle doğarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyebilecek, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özellikle yaratılmıştır bütün insanlar. Tek dinin, kainatın tek dininin bütün özelliklerine sahiptirler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu dizayna göre bütün insanlar için bir netice var. Bu neticeye baktığımız zaman anneler, babalar çocuklarını, kendilerinde hani fıtratı olan çocukları o fıtratı kullanamayacak bir hale sokmak isteyebilirler.
Lokman 15'te Allah Teala anneniz babanız size benim istemediğim bir şeyi kabul ettirmeye kalkarlarsa onu kabul etmeyin diyor Allah Teala. Yani sizi hidayetten ayırmaya çalışırlarsa bunun manası. Öyleyse anneler babalar çocuklarına doğru istikamette de tesir edebilirler. Yanlış istikamette de yanlış istikamete tesir edenlerle bu ayetler arasında bir ilişki söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü suali Cebbar'ın İbrahim 13 ve 14'ü bizlere açıklar mısınız diyor. İbrahim 13 ve kâlellezîne keferû li resûlihim le nuhricennekum min ardina. Kafirler Resullerine dediler ki sizi mutlaka aramızdan, ülkemizden çıkaracağız. Evle teuddune teuddunne fi milletina. Veya bizim dinimize döneceksiniz. Le teudun de dediklerine göre mutlaka veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Fe evha ileyhim rabbuhum. Ve onlara o zaman Rableri vahyetti. Le nuhliken nez zalimin. Mutlaka zalimleri le nuhlikenne. Mutlaka zalimleri helak edeceğiz. Nuhlikenne zalimin. Bu arada İbrahim Suresinin 13. ayet kelimesinde sadece bir Resul'e denen bir olay değil. Rusulihim diyor Allah Teala. Onların her bir ülke kendi Resulüne söylüyor bunu. Bütün kavimlerdeki Resullere kavmin büyük çoğunluğu mutlaka bunu söylemişlerdir. Sen yalancısın. Senin yaptığın bir sihirdir. Ve biz seni istemiyoruz. Sen mutlaka bizim dinimize dönmek mecburiyetindesin. Ve İbrahim Suresinin 14. ayeti kerimesi öyle nuskinen nekumul arda min badihim. Ve onlardan sonra sizi mutlaka arzda, yeryüzünde sakin kılacağız, meskun kılacağız, yerleştireceğiz. Bundan sonra, onlardan sonra, badehim onlardan sonra. Zalike limen hafe makami ve hafe fa'in. Bu, makamımdan ve tehdidimden tehdidimden olması lazım. Tehditimden değil. Tehdidimden, vaadimden korkan kimse içindir diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki
Her şey Allah'ın yardımıyla mümkün. Allah'ın yönünde olan bir orduyu 3 katı düşmana karşı savaştığında galip getirmiştir birçok savaşta. Melekleriyle yardımcı olmuştur. Her şey Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Allah Teala bunları söylediği zaman muhtevaya bakıyoruz. Acaba İbrahim 14'ten sonra ne olmuş? Mesela diyor ki Allah Teala, Resuller fetih istediler. Vestef'tehu ve fetih istediler ve habe kullu cebbarin anid. Bütün zorba inatçılar heba aldılar. Kaybettiler. Öyleyse sonucu veriyor Allah Teala. Resullerin fetih istemeleri ve arkasından zorbaların, ilaçların kaybetmesi olayı. İki ayet-i kerime İbrahim 13 ve 14'te kuvvetliler her zaman kendilerinin galip geleceğini zannederler. Ama bilmezler ki helake doğru ağır ağır gidiyorlar. Her devirde kuvvetin sahiplerinin önce zulmettikleri ama zaman içerisinde zulümlerinin kurbanı olduklarını görürüz. Bir devirde zalimler kuvvetleri sebebiyle hakimdirler ama kısa bir süre sonra kuvvetleri Allah-u Teala tarafından alınır ve zalimler zulümleriyle kalırlar, onun cezasını çekerler. Hakimiyetleri uzun süreli değildir. Sevgili kardeşlerim, hangi devirde olursa olsun, zulüm varsa onun arkası mutlaka gelir. Geceler ömür boyu sürmez. Geceler başlar ve biter. Dostlarını Allah olarak seçmeyenler, Allah'a karşı savaş verenler, eninde sonunda bu savaşı kaybetmek mecburiyetindedirler. Ve zulümleri yanlarına kâr kalır, cezalarının artmasına sebebiyet verir. Ama bir gün sahip olduklarını zannettikleri makamlar ayaklarının altından kayarak devrilir. Zulüm yaptığı işin bedelini zulümle kendisine ödenmiş olur. Kim zalimse o zulmün sahibidir. Mutlaka zulmü geri dönecektir. Kendilerini kuvvetli sananlar her devirde o kuvvetlerinin ayaklarının altından çekilip gittiğini görmüşlerdir. Kimse, hiçbir grup
dünya üzerinde hangi kuvvetin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a karşı gelemezler. Neticede galip gelecek olan mutlaka Allah'ın dostlarıdır. Türkiye de böyle bir süreçten geçmiştir. Ve ülkelerini soyup sovana çevirenler, her tarafta zulüm estirenler, onlar iktidardan ayrılmak mecburiyetinde kalmışlardır. Elbette hepsinden bahsetmiyoruz. Bir kısmından bahsediyoruz. Halk onları zaten yakinen tanıyor. Zulmün sahipleri gizli kalamazlar. Hak mutlaka yerini bulur. Adalet mutlaka yerini bulur. Allah razı olsun. Ve Serdar Demirci'nin suallerine geliyoruz. Diyor ki Serdar, Allah-u Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: Men kâne yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'at ve hüves semîül alîm. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah işitir ve bilir. Yani o kişinin dilediğini Allah-u Teala işitir kulağıyla, o kişi dilemiştir, kalbinden dilemişse ve bilir, kalbine bakar ve bilir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin zıttı bir ayet bu. Yunus 7 ve 8'de Allah-u Teala ne diyordu? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَنِ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَبَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin ihtivasında, muhtevasında bulunan cezalandırma sistemini de bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin mutluluk oluşturacağını bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. İşte o ayetin tam zıttı ayet. Ne diyor Allah Teala? Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebût 5 ne diyor? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, birinde mülaki olmayı dilemeyenler, birinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'ın ruhlarını öpmeden ulaştırmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani mutlaka Allah'ın tayin ettiği o günde o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Şimdi soruyor Serdar, bu ayet-i kerime ile Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Burada Şura 13'e bakıyoruz. Şer'a lekum mined-din ve ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en ekumud-dîne ve la teferreku fih. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşay ve yehdi ileyhi men yunib.
dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye din olarak Nuh'a vasiyet ettiğimizi, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi, sizin için de Allah şeriat kıldı. Yani diyor ki Allah Teala, Habibim senin şeriatınla Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriattır diyor. Müşriklere kendilerini davet ettiğin şey Allah'a davet etmek ve tek Allah'a inanmak. Zor geldi, ağır geldi diyor. Ve konumuzla alakalı olan bölümüne giriyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Ankebut 5 ile Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi arasında ilişkiden de öte bir illiyet rabıtası var. Her ikisinde de Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir ifadesi ile Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır ifadesi aynı sonucu ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da diyor ki mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Aslında ulaştırılacaktır manası var burada. Şura 13'ten onu çıkartıyoruz. Şimdi ikinci sualini soruyor Serdar. Bu ayet-i kerimelerle Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı? Bakalım ne diyor Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi? Yehdi bihillahu men ittebaa rıdvanehu subüle selam. Allah bununla kendisine rızasına tabi olanları, rızasına tabi olanları teslim yollarına hidayet eder, ulaştırır. Teslim yollarına sübüle selam, sebillere, selamet yollarına, teslim yollarına ulaştırır. Burada selam kelimesi geçiyor. Selam kelimesi, selamet kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Burada sübülü selam, selamet yolları, teslim yolları. Allah Teala burada Maide 16'da böyle söylüyor. Yunus 125'te ise diyor ki Allahu yedü darüsselam. Allah selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatıdır. Ama burada sübüle selam, selam yolları, teslim yolları, selamet yolları. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birincisi birinci sebil, tabi olunan dergâhtan ana dergâha kadar yatay. İkincisi ikinci sebil, tarik-ı müstakim adını alıyor. Yedi tane gök katını aşıyor, dikey bir yolculuk, yedinci kata kadar. Yedinci kattaki fetih kapısı, giriş sağa doğru yatay, yedi tane alem, üçüncü sebil. Yedi tane alemin soldan sağa aşılması ve Sitret-i Münteha'ya kadar ulaşma. Sitret-i Münteha'dan Allah'ın katına direkt bir yükselme. Dördüncü sebil, dikey sebil.
Şimdi ne diyor Allah Teala? Allah rızasına tabi kişiyi onunla, yani Resulü ile teslim yollarına hidayet eder, ulaştırır. Ve yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Ve onların kalbini zulmetten nura ulaştırır. Bu zulmetten nura ulaştırma 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Ama 14. basamaktan daha evvelki devrede sebillere ulaştırması söz konusu. Ve yehdihim ila sıratın müstakim diyor Allah Teala. Şimdi Sübül-i Selam'den Allah Teala'nın kastettiği şey bu sırat-ı müstakim. Dört safhada tamamlanan sırat-ı müstakim. Biliyorsunuz ki dört tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ruhun sırat-ı müstakimi dört tane sebilden oluşur. Bunun için sebiller kullanılmış burada. Ruh Allah'a teslim olur. Birinci sırat-ı müstakim tamamlanır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Gene 14. basamakta başlayan ikinci bir sebil var. Fizik vücudumuzun sebili. Bunun adı da gene sırat-ı müstakim. Ama o bir tek sebil. Birinci sırat-ı müstakim, yani ruhumuzun sırat-ı müstakimi sebillerden, dört tane sebilden oluşuyor. Ama ondan sonraki sırat-ı müstakim, burada onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor ve onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İnsanların kalbi zulmetten nura çıktıktan sonra, yani %50'den daha fazla nurla dolduktan sonra ulaştığı sırat-ı müstakim, o zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ama bu teslimden sonra da fizik vücudun, ruh Allah'a ulaştıktan sonra da fizik vücudun teslimi devam ediyor. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun teslim standartları artıyor. Öyle bir gün geliyor ki nefsinin kalbindeki kişinin hala %14 karanlık olmasına rağmen fizik vücut 25. basamakta %81 nurla, nefsin kalbindeki %81 nurla Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun diyor. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte bu ayette geçen, Maide 16'da geçen sırat-ı müstakim, kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura ulaştıktan sonra, yani zulmetten fazla nur birikimi tamamlandıktan sonra ulaştığı sırat-ı müstakim, yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Yukarıdaki iki ayet-i kerimeyle Maide Suresi'nin 16. ayet-i kerimesi arasında elbette ilişki var. Gene fizik vücudun sırat-ı müstakimi oluşmadan Allah Teala kişinin kalbindeki afetlerin çoğunu temizleyerek nurları karanlıklardan öteye aşırarak, zulmetten nura çıkararak kişiyi, ruhunu Allah'a ulaştırır. Şura 13'te de kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi var. Ankebût 5'te de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır ifadesi var. Elbette ilişki olduğu kesin. Maide suresinin
16. ayet-i kerimesiyle En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı diye soruyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil İslam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Şerh eder. Yeşra. Şerh eder göğsünü, yarar ve teslime, İslam'a açar. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimine. Ve men yurid en yudullehu yec'al sadrehu dayiken haracan. Kimi de dalalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış ve sıkıntılı yapar. Kennema yasaadu fis semai. Tıpkı semada yükseliyormuş gibi. Kezalike yecelullahu ritse, tıpkı bunun gibi Allah rits bırakır. Pislik bırakır. Alellezine la yu'minun. Mümin olmayanların üzerine Allah pislik bırakır. Rits bırakır diyor. Allah burada semada yükseliyormuş gibi diyor. Ne demek istiyor? Yükseldikçe biliyorsunuz ki oksijen azalır ve kişinin nefes alması giderek güçlenir, güçleşir. Ondan bahsediyor. Daralmış bir şekle sokar diyor. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesiyle En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı? Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, teslimi açar. Burası 10. basamaktır. Maide 16 bir kişinin sırat-ı müstakime ulaşmasıyla başlar. 14. basamaktan başlar. Ve ta fizik vücudunlar teslim olduğu 22. 25. basamağa kadar ulaşır. Bu iki ayet arasında belki biri evvel, biri sonra diye bir başlangıç seviyesinden bahsedilebilir. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti Allah aldıktan sonra o kişinin kalbine ulaşıyor ve kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamak. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak burası. Maide 16'nın başlangıç noktası Allah'ın İrşat rıza, mürşit rızasına tabi olan kişiyi ne zaman teşekkür eder? 13. basamakta teşekkür eder. Allah Teala o kişiye talebi üzerine
huşuya ulaştıktan sonra mürşidini gösterir. 13. basamak kişiyi mürşidine ulaştırır. 14. basamak ve ruh da, veç de, nefs de, irade de sırat-ı müstakimleri üzerinde olurlar. Öyleyse Enam 125 10. basamaktaki bir olaydır. Maide 16 rızası 13. basamaktan başlayan bir statüde. 25. basamağa kadar uzanır. Yani birbiriyle bunun dışında bir ilişki sahibi değillerdir. Birisi diğer bütün ilerlemelerin istinadgahıdır. Eğer Allah-u Teala bir kişinin göğsünü teslimi açmazsa, nur yolunu açmazsa o kişinin ruhunu Allah'laştırması hiçbir zaman mümkün değildir. Bir başlangıç noktası diyebiliriz. Aynı seviyeyi ifade etmiyorlar. Biri konunun başlangıcı, diğeri ise sonuçlanması. Fonksiyonel sonuçlar hep ötede. Maide 16'da. Ve Ankara'dan Sait Göksel kardeşimiz diyor ki, Necm suresinin 26. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Ve kem min melekin fis semavati göklerde nice melekler vardır ki la tuni şefaatühüm şefaatleri bir fayda vermez şeyen hiçbir şeyle hiçbir şekilde illa min ba'di den sonra en yezenallahi Allah'ın izin vermesinden başka limen yeşa'ı dilediği kişiye ve yerda ve razı olması sevgili kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın izin verdiği devrin imamından bahsediliyor. Allah-u Teala diyordu ki Cin Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah gaybı bilir, hiç kimseye açıklamaz. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. İşte orada geçen rıza ile bu ayette geçen rıza, Necm Suresinin 26. ayetine geçen rıza, aynı rızadır, aynı kişiye olan rızadır. Yani hiç rızaya ulaşmamış bir Resul düşünülebilir mi? 7 tane rızanın sahibidir bütün Resuller. Ayrıca o 7 rızanın dışında bir de seçilmişlerdir. Ama devrin imamı 8. rızaya sahiptir. Tasarruf rızasına sahiptir. Öyleyse Resullerin içinde tasarruf rızasını esas alırsanız, devrin imamın dışındaki bütün Resuller rızaya ulaşamamıştır. Tasarruf rızasına ulaşamamıştır. Ulaşmaları da mümkün değildir. Sadece her devirde o kişi yaşadıkça bir tek kişiye tasarruf rızası Allah-u Teala tarafından verilir. Her iki ayet
aynı dizaynı veriyor. Öyleyse Resullerinden rızaya ulaşanlar hariç diyor Allah-u Teala. Cin suresinin 26. ayet-i kerimesi bakıyoruz. Alimül gaybe fela yusyuru ala gaybihi ehada. Allah gaybı bilir. Hiç kimseye gaybı açıklamaz. İshar etmez. Açığa koymaz. 27. ayet-i kerimesinde de diyor ki İlla men irtedata menir teda min resulün. Ama resullerinden rızaya ulaşan kişi hariç. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resada. Öyleyse muhakkak ki o Allah onların önünde ve ardından muhafız gönderir. Devrin imamı önünde ve arkasında melekler olan bir imamdır. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde ve ardında melekler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bütün devrin imamlarının önlerinde ve arkalarında mutlaka melekler söz konusudur. Onlar muhafız meleklerdir. Öyleyse ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın muhafız meleklerini görüyoruz. Ve bu dilediği kişi, Allah-u Teala'nın burada dilediği ve kendisinden razı olduğu şefaatinden başkalarının faydalanabileceği kişi kimdir? Devrin imamıdır. Nisa 64'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o nefslerine zulmedenler sana geldikleri zaman ve önünde diz çöküp tövbe ettikleri zaman ve Allah-u Teala'dan bu tövbeyle mağfiret diledikleri zaman sen de onlar için mağfiret dile. Dileseydin, dilediğin takdirde Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin günahlarını sevaba çeviriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha sevaba çeviriyor. Bu husus günahların seyyiatin hasenata çevrilmesi olarak net şekilde yer almış. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala diyor ki ama kim tövbe eder de mümin olursa onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Ve kim böylece nefs tezkiyesine başlarsa onlar cehenneme gitmezler diyor. Amelü salihat yaparsa onların bütün seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşte bu şefaattir, dünya üzerinde yapılır. Kıyamet günü kimsenin kimseye şefaati fayda vermez diyor Allah Teala. Şimdi bakalım Said ne söylüyor? B. Ayette belirtilen şefaat hakkında bilgi verir misiniz? Verdik. Bu şefaat müessesesi Nisa 64'te net olarak anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine Allah Teala sahabeye mağfiret ediyor. Sahabenin talebi üzerine gene mağfiret ediyor. Günahlarını sevaba çeviriyor onların. Allah ile sahabe arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah Teala arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Günahların sevaba çevrilmesi işlemi. İki defa affedilmesi işlemi. Allah razı olsun. İkinci suali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde
İçinizde en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Bugün bu konu kim Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenir ve de okunmasını öğretirse onların Allah katında en hayırlı kişiler olduğu sanılmaktadır diyor. Gerçekten böyle bir kanaat herkeste yaygındır. Bu sebeple insanlar Kur'an-ı Kerim'in manasını öğretmek yerine Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğretmektedirler ve en hayırlı olduklarını zannetmektedirler. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in okunmasını değil, Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatmaktır. Şimdi A şıkkında diyor ki, hadiste belirtilen Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi kastettiğini açıklar mısınız diyor. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının 7 kademeden oluşan bir lafzının ve 7 tane ruhunun, ki bunun da 7. kademesi, 7. safhası gene 7 kademeden oluşur. Yani neticede Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı vardır, 7 ruhu vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını açıklamak Kur'an'ın tefsiri anlamına gelmiyor. Tefsir Allah'ın öğretisidir. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılmasıdır. Hamdolsun ki bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in yarısını açtık. Tamamladığımızda dünyaya bir hediyemiz olacak inşallah. Allah'ın öğretisiyle Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatıldığı bir tefsir. Eğer takip ediyorsanız başkalarından çok farklı bir Kur'an-ı Kerim tefsiriyle karşıya olduğunuzu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Onlar ruhu bilmezler, lafzı bilirler. Ruh ancak Allah'tan alınır, vahiy yoluyla alınır. Ve vahiy sadece peygamberlere ait olan bir olay değildir. Peygamberlerin dışında her devirde bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Hepsine Allah Teala vahyeder. Yetmez, onların da dışında pek çok insan Allah Teala'dan vahiy almaktadırlar. Daha doğrusu Allah onlara vahyetmektedir. Öyleyse hadiste belirtilen Kur'an-ı Kerim'in anlatılması Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. B şıkkında da diyor ki, hadiste belirtilen hayırlı ümmet Kur'an'a göre kimlerdir? Hadiste belirtilen hayırlı ümmet Kur'an'a göre Resul'dür ve Resul'ün öğrettiği, Resul Allah'tan alarak öğretir ve Resul'ün öğrettiği Allah'tan alınmış Kur'an'ın ruhunu anlatanlardır. Onlar hayırlı ümmettir. Resul, devrin imamı, Resul'den muradımız o ve devrin imamının Allah'tan vahiy yoluyla aldıklarını öğrettiği, başkalarına öğretilmek üzere öğrettiği Kur'an-ı Kerim'in ruhunu Resul kanalıyla Allah'tan alanlar ve öğretmek üzere harekete geçenler. Onunla vazifelendirilenler ve öğretme görevinde devam edenler. 3. Rad suresinin 11. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor Said.
Lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Onun önünde ve arkasında takip edenler vardır diyor. Yahvezûnehu min emrillahi. Allah'ın emriyle onları muhafaza eden. İnnallâhe la yugayyiru ma mikâmin hatta yugayyiru ma bi enfüsühim. O kavimdekiler nefslerini tayir etmedikçe, bozmadıkça, yani kalpleri nurlandıktan sonra tekrar karanlığa döndürmedikçe Allah da onları tayir etmez. Bozmaz. Ve izâ erâdallâhu bi kavmin su'en, ve Allah Teala bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman fela mereddelehu. Onu kimse reddedemez, mani olamaz. Artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve ma lehum min dunihi min val. Artık onu ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Şimdi Rad suresinin 11. ayeti bir kavim için geçerli. Bir kavimdeki insanlar için geçerli. Ama Allah Teala'nın devrin imamı hakkındaki dizaynında devrin imamının önünde ve arkasında melekler söz konusu. Devrin imamı bir kişidir, melekler çoğuldur. Buradaki ifadede Rad suresinin 11. ifade ayet-i kerimesinde kavim var. Bir millet var. O bir insan topluluğu var. O cemaatteki insanlar söz konusu. Çok sayıda insan. Eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmişlerse her birinin başının üzerinde devrin imamının bir ruhu var. Oradaki önden arkaya tabiri de farklı bir ifade. Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerinde durur ve başı ve gövdesi o kişinin ön tarafındadır. Belinden altları, bacakları arkasındadır. Önden arkaya doğru uzanır. Bu sebeple hem önündedir hem arkasındadır. Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde bir kavimdeki herkesle beraber onların her birinin başının üzerindeki devrin imamının ruhundan bahsediyor. Ayrıca buradaki işaret o kişinin mağfiret edilmesi haliyle alakalı olarak devrin imamın ruhu onun başının üzerine gelmiştir. Günahları o gün tabi olduğu gün sevaba çevrilmiştir. Şimdi bunların bir topluluk olduğunu düşünün. Diyelim ki 30 kişi, 40 kişi tabi olmuşlar. Başlarının üzerine devrin imamı var. Her birinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh.
bir nur. Başın devrin imamının başının üzerinde de salah nuru olduğu için Allah Teala bazen nur olarak, bazen ruh olarak vasıflandırıyor onu. O kişiler fıska düşmedikçe Allah Teala onların başının üzerindeki muhafızı kaldırmıyor. O bir muhafız mıdır? Elbette. Şimdi düşünelim Allah Teala'nın ne söylediğini. Sen diyor müminlerin üzerine kanatlarını yar. Bu ayet gelince, Rahat Suresi'nin 11. ayeti kerimesi gelince devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanıyor. Kanatlarını gerdiği zaman sağdan sola uzanan bir muhafaza daha oluşmuş durumda. Şimdi iblise dönelim. Adem Aleyhisselam'a secde etmedikten sonra Allah Teala soruyor, ya iblisü, seni diyor benim emrime itaat etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Öyleyse ben ondan üstünüm. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Şimdi defol oradan diyor. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer kabul edersen bu talebimi, bu isteğimi, o zaman diyor kıyamet günü ne kadar onlarla uğraşacağım Adem Aleyhisselam'ın zürriyetiyle. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları senin yolundan men etmeye çalışacağım. Ve o sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Dikkat edin, önden, arkadan, sağdan, soldan. Peki devrin imamının durumu ne? Başının üzerinde kişinin önden arkaya doğru vücudu uzanıyor ruh olarak. Sağdan sola da kanatları. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sen onların üzerine kanatlarını ger demesinin sebebi bu. Bu standartla ne oluyor? Bu standartta devrin imamın ruhu bir koruyucu oluyor. Neden korur? Büyüden korur. Neden korur? Hüddamdan korur. Neden korur? Her türlü zulmani ilimden korur. Ne cinler ne şeytanlar o kişiye saldıramaz. Onun başının üzerinde şeytanın geliş yolları olan sağ, sol, ön ve arkanın hepsinde kişi muhafaza altına alınmıştır. İşte Allah Teala'nın Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde söylediği husus budur. Allah razı olsun. Başka hiç kimse böyle bir koruyuculuğu gerçekleştiremez. Sadece devrin imamına has bir olaydır. Onun için Allah Teala o başların üzerine koyduğundan başka onlar için bir koruyucu dost yoktur diyor Allah Teala. O Allah'ın koyduğu bir koruyucudur. A ayette belirtilen korunan ve koruyanlar hakkında bilgi verir misiniz? Koruyanlar her biri devrin imamının ruhudur. Korunanlar bir kavmin korunma stratejisinin altına girmiş olan, yani tabi olmuş olan kavimdeki kavmi oluşturan tabi olanların hepsidir. Ve ayette belirtilen iyi halin kötüye çevrilmesi sözüyle neyin kastedildiğini açıklar mısınız? O kişilerin hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan ayrılıp fıska düşmeleri halinden bahsediyor Allah Teala. Allah razı olsun. Denizli'den doğan kuşman. Bakara 151'de sizin görevlerinizden biri diyor Kur'an-ı Kerim'in bizlere öğretilmesi. Ve Bakara 151'e bakıyoruz. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malum tekünü talimun.
Tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede Bakara 150'de söylenen nimet gibi, sizin de diyor başınızın üzerine bir nimet gönderdik. Kim tabi olursa Allah'ın nimeti sadece onların üzerinde tamamlanır. Tabi olan üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir ve yerleşir. Bakara 150'deki nimet gibi kema, tıpkı onun gibi diyor Allah Teala. Size de sizin içinizden birini bir peygamber resul olarak size gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir nefsinizi tezkiye etsin diye, iki tilavet tezkiye. Size kitap öğretsin diye, üç hikmet öğretsin diye, dört hikmetin ötesindeki daha bilmediğiniz şeyler öğretsin diye, beş. Şimdi Bakara 151 bunu söylüyor. Duanın da suallerini soruyor. Ali İmran suresinin 187. ayeti kerimesindeki kitap verilenler kimlerdir diyor. Birinci suali burada Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebiydi. Tabiatıyla huzur namazında imamıydı. Bu sebeple beş görev var. Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesindeki kitap verilenler kimlerdir diyor. Doğan. Bu sizin bizlere öğrettiğiniz Kur'an'ın öğretilmesinde kapsıyor mu diyor. Ali İmran 187. Ve iz ehazallahu misakallezine utul kitabe. Allah Teala kitap verilenlerden misak almıştı diyor. La tübeyyününnehu linnâsi. İnsanlardan onu mutlaka beyan edeceksiniz insanlara. İnsanlar için beyan edeceksiniz onu. Ve la tektumu nehu. Onu ketmetmeyeceksiniz, saklamayacaksınız. Bunun için sizden misak aldık diyor Ali İmran 187. Allah'ın misaki. Bütün insanlara kendilerine kitap verilen insanlara Allah Teala'nın bir misak, o insanlardan misak alması söz konusu. Ve nebezzuhu verae zuhurihim. Onlar ise sözlerini sırtlarına, arkalarına attılar. Yani Allah Teala'nın sözünü dinlemediler. Ve işterav bihi semenen kalila. Onunla az bir şey satın aldılar diyor Allah Teala. Fe bi ise ma yeşterun. İşte ne kötü bir alışveriş buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini değiştiren herkes için Allah Teala biz onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık onlardan. Değiştirmeyecekler diye diyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde
Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerler. Allah'ın insanları indirdiği kitaplarda delilleriyle, ispat vasıtalarıyla, beyinelerle açıklamasına rağmen Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesini hatırlayalım. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah Teala da sizden misak almıştı diyor Allah Teala. Kıyamet günü, kıyamet günü diyorum. Elestü birabbiküm günü zamandan evvel Allah Teala bütün Adem Aleyhisselam'ın sulbünden olan bütün insanları bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların her birinin sırtlarından onların çocuklarını çıkartarak hepimiz Allah Teala'nın huzurunda toplanıyoruz. Allah Teala diyor ki Elestü birabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Demişiz ki hepimiz, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine karşı şahit tuttuk diyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Acaba neden haberdar değildim demesin diye. İşte bu ayette Âl-i İmrân 187'de Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de bu konuyla alakalı. Diyor ki Allah Teala Maide 7'de o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Üzerinize yükledik. Sizden aldığımız o sağlam sözü. Yani Allah'ın söylediğini yalanlamayacağımızı. İşte misak Allah Teala'nın insanların aldığı kesin söz anlamına da geliyor. O gün Allah Teala'nın bizden talebi üzerine ne diyor Allah Teala? Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, nefsler, fizik vücutlar bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair ruhlar, fizik vücudunuzu bana teslim edeceğinize dair fizik vücutlar, nefsinizi tezkiye ve tasfiye ederek bana teslim edeceğinize dair nefsler, yemin, misak ve ahd verin diyor. Yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ama sonradan Allah Teala bizlerden bunların hepsinin geçerli olduğu ve Allah'ın bir ilavesiyle Allah'ın yasak ettiklerini de söyleyeceğimiz, emrettiklerini açısından da Allah'a verdiğimiz bir söz var. Ahdin içine, bu misakin içine bu da girdiği için misak diyor. Hatırlayalım Âl-i İmrân 81'i. Ne diyordu Allah Teala? O zaman ki biz bütün nebilerden misak aldık diyor. Ağır söz, kesin söz aldık diyor. Onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana kesin söz verin, misak verin. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki kabul ediyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Misak Allah'tan alınan kesin bir söz. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala'nın ahdallahisine miraca paralel olarak ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bir ilave giriyor devreye. Yetmez. Allah'tan öğrendiğimiz bu şeyleri gizlemeyeceğimize, herkese söyleyeceğimize dair de Allah Teala'ya o gün
misak veriyoruz. İşittik ve itaat ettik dedikten sonra. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 187. ayet-i kerimesine kitap verilenler kimlerdir diyor. Doğan Kuşman orada kendilerine kitap verilenler, bu ayettekiler sakın peygamberlerdir zannetmeyin. Kitap verilenler, kitap peygamberlere teslim edilir ama aslında herkes için verilmiştir. İlim verilenler de aynı standartlardadır. İlim peygamberlere verilir, nebilere verilir, resullere verilir. Onlardan da ilim başkalarına intikal ettirilir. O zaman onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Kitaplar da peygamberlere verilir. Kitaplar, mukaddes kitaplar, şeriat kitapları sadece nebilere verilmiştir. Peygamberlere verilmiştir. Peygamberlerin hepsi mutlaka mukaddes kitap sahibidirler. Bütün peygamberlerin adı geçen, Kur'an'da adı geçen, bütün peygamberlere Allah-u Teala kitap verdiğine dair ayrı ayrı ayetlerde işaretlerini koymuş. Âl-i İmrân 81'de bu kesinleşiyor. Ama Allah-u Teala nebi olmayan resullerine de kitap yazdırabilir. Ama bu bir sohbet kitabıdır. Kimseyi bağlamaz. Bir şeriat kitabı hükmü yoktur. Öyleyse kendilerine kitap verilenler sadece peygamberler değildir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri ve öğrettiği kişiler de kendilerine kitap verilenlerdir. Nitekim şu anda İslam alemi de kendilerine kitap verilenlerdir. Yahudi alemi de kendilerine kitap verilenlerdir. Hristiyan alemi de kendilerine kitap verilenlerdir. Ama herkes ezelde o peygamberlerine verilmesi dolayısıyla kendilerine verilen kitapları gizlemeyeceklerine dair ve ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermişler. Maide 7 bu ayetle birlikte bir bütün ifade ediyor. Âl-i İmrân 187. Allah razı olsun. Şimdi ikinci sualini soruyor Doğan. Eğer bize kitabın öğretilmesi söz konusuysa nasıl bir anlatım şekli olacak? Ayetin hayata tatbik edilmeden anlatılmasının yeterli olabileceği düşüncesi inandırıcı olur mu? Ayetler hayata tatbik edilsin diye indirilir. Ve Allah-u Teala'nın her yaptığı şeyden mutlak olarak bir muradı vardır. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman bütün kitapların bütün insanlar için indirilmiş olduğunu ve ezelde herkesten öğrendikleri kitabı doğrularını başkalarına açıklayacaklarına, gizlemeyeceklerine dair Allah-u Teala'nın misak aldığını görüyoruz. Maide 7'deki misak şimdi burada bütünleniyor. Sadece Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve ilaveten irademizi teslim edeceğimize dair bir misak değil. Bu aynı zamanda bir kesin söz, Allah'tan öğrendiklerimizi gizlemeyeceğimize ve ilim öğrenmek isteyenlere öğreteceğimize dair. İşte onun için vazifemiz burada bir belirlilik kazanıyor. İlim öğrenmek isteyenlere ilmi öğretmekle vazifeliyiz. Öğrenmeyenlere de tebliğle vazifeliyiz. Öğrensinler veya öğrenmesinler onların sorumluluğu. Kitabın öğretilmesi söz konusu, öğretilmek tebliğle olur. Kişi ne kadar konuya teşne ise, ne kadar yaklaşma hüviyeti içindeyse o kadar öğrenecektir.
Öğretmek isteyenin sorumluluğu yoktur. Tebliğ ile görevi tamamlanır. İsrar, Allah'ın müsaadesi dahilinde değildir. Hele izah edici davranışlar, mutlaka bunu öğreneceksiniz, zorla size öğretirim tarzındaki davranışlar, Allah'ın katında geçerli değildir. Dinde zorlama yoktur, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, Doğan soruyor, nasıl bir anlatım şekli olacak? Tebliğ ile olacak. Detaylar verilecek. Bilgisayara, devamlı hafızaya kaydedilecek. Faydalanmak isteyenler faydalanacaklar. Karşı çıkanlar iki şekilde çıkacaklar. Birileri karşı çıkacaklar, hiç tahkik etmeyecekler. Onlar büyük bir sorumluluk almış olanlardır. İkinci kesim tahkik edecekler, doğru olduğunu görecekler ve gizleyecekler. Onların sorumluluğu birincilerden daha büyüktür. Üçüncü kesim inceleyecekler, öğrenecekler ve tatbik edecekler. Onlar da Allah'ın katındaki kıymetlilerdir. Allah razı olsun. İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir kardeşimiz der ki, Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde o gün Nebi ile beraber olanların mahzun olmayacağı buyurulmakta. Dikkat edin, mahzun kelimesi S ile yazılmaz, mahzun yazılmaz. Mahzun yazılır. Allah Teala'nın kullandığı üç harften bir tanesi bu kelimede mahzundur. Mahzuniyet açısından mahzun olmak, yani hüzünlenmek demek. Hüzün kelimesi, mahzun kelimesi aynı kökten gelir. 14 asır önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlarla bugün devrin imamı ile beraber olanlar arasında bir fark var mıdır? Allah Teala orada Nebi ile beraber olanları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atıf yaparak kullanmış Allah Teala cümleyi. Onun Allah'ın katında ayrıcalığı vardır. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım, diyor Allah Teala. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim, diyor. Bizim için kullandığı kelime alemlere hidayet olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir, peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Öyleyse görev açısından farklılık soruyorsa orada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Her devirde devrin imamı ile beraber olanlar netice itibariyle mahzun olmayacaklardır. Her devirde o devrin huzurumuzun imamı o görevi derifte edecektir. Diyor ki Allah Teala Tahrim 8'de, ya eyyühellezine aminu tuğbi ilallahi tevbeten nasuha. Öyle bir tövbeyle tövbe sahibi olun ki bu değişmeyen, bozulmayan bir tövbe olsun. Nasuh tövbesiyle tövbe edin. Asa rabbiküm en yükeffire anküm seyyatüküm, ve Allah Teala sizden günahlarınızı, seyahatinizi örtsün. Ve yutuleküm cennetin tecemil tahtihel enhar, ve size altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevmel la yusillahün nebiyye vellezine aminu meahu. O gün Nebi ve onunla beraber olan amini olanlar mahzun olmayacaklardır. Nuruhum yesa beyne eydihim ve bi eymanihim, sağlarında ve önlerinde nurları olacaktır. Nurlarıyla beraber yürüyeceklerdir. Yekulune rabbena etmim lena nurena, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, diyeceklerdir. Vafir lena
Bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir. İnneke alâ külli şeyin kadir. Nurları sağlarında ve önlerinde olarak yürürler diyor Allah Teala. B şıkkında, şimdi B şıkkına geliyoruz. Mahzuniyet kavramını bizlere açıklar mısınız? Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki: Ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Ve devam ediyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse daha sonra da onların ecrün azimin sahipleri olduğunu ifade ediyor Allah Teala. Onların irşat makamına ulaşmışlar olduğunu söylüyor. Mahzun onlar, onlara mahzun olmak ve korku yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse mahzuniyet nedir? Başkaları Allah'ın cennetine girerken bir insanın cehenneme gitmesi halinde mahzun olması, hüzünlenmesi söz konusudur. Ömrünü, sonsuz ömrünü cehennemde işkenceyle geçirecek olan bir insanla cennette her türlü mutluluğun içinde yaşayan insanlar aynı olmaz. Birileri mutludur. Onlara saadetler diyor, mesut olanlar diyor Allah Teala. Diğerleri mahzun olanlardır. Onlara da şakiler diyor Allah Teala, cehenneme girecekler. C şıkkında diyor ki: mahzuniyet kavramı sadece ahirete ait bir kavram mıdır? Dünya saadetiyle de yakından bir ilişkisi var mıdır? Güzel bir sual. Dünya saadetinin de elbette içerir. Çünkü Allah Teala Yunus 62'de dünyada da ahirette de mutluluk vardır, mahzun olmak yoktur diyor. Sadece cehennemi kavramadığı, dünyayı da kavradığı Yunus 62 ile kesinlik kazanıyor. Allah razı olsun. İkinci sual: Yunus suresinin 62 ve 63. ayetlerinde buyrulan korku ile mahzuniyet arasındaki farkı bizlere açıklar mısınız? Demin söyledik ayet-i kerimeyi, hem onlara korku yoktur diyor Allah Teala, hem de onlar mahzun da olmazlar diyor. Korku Allah'la kul arasındaki direkt ilişkiyi, mahzuniyet ise kulun kendisiyle başka kullar arasındaki ilişkiyi ifade eder. Mahzuniyette hem Allah vardır, hem kişinin kendisini mukayese ettiği kullar vardır. Mahzuniyet bir mukayesenin neticesinde ulaşılan noktadır. Başkalarına verilen mutluluğun neden kendisine verilmediği istikametinde kişi mahzun olur, hüzünlenir. Korku ise bir kişinin dünya mutluluğunu yaşayamaması korkusu ve cennet saadetini yaşayamaması korkusudur. Bu sebeple korkuda kişi Allah'la direkt olarak karşı karşıyadır. Ama mahzuniyetle başka insanlarla kendisini mukayese etmenin sonunda kişi karşılaşır. Üçüncü suali: Tekvir suresinin 27, 28 ve 29. ayetleriyle Şura suresinin 13. ayet arasında bir ilişki var mıdır? Tekvir 27: İn hüve illa zikrün lil alemin. O Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَك۪يمْ. Sizden istikamet üzere
olanlar onu dileyenler için, sırat-ı müstakim üzerinde olmayı dileyenler için. Tekvir 29. Ve ma teşaune illa en yeşa Allahu Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Demin okumuştuk bunu. Türkçesini okuyayım sadece. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye din olarak Nuh'a vasiyet ettiğimizi, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de Allah şeriat kıldı diyor. Ondan sonra diyor o müşriklere senin teklif ettiğin şey tevhid dini ağır geldi. Ve Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Burada da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i alemler için sadece bir zikir olduğunu ve kimler için zikir olduğunu, bir örnek alınan bir kitap olduğunu, o kitaba bakarak tatbik etmek arzusu duyanlar olduğunu ifade ediyor Allah Teala burada. Kimler için? Allah'a doğru istikamet kazanan bir yolun sahibi olmak, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmayı dileyenler için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Tekvir 28 onu söylüyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri söylüyor. Şura 13'te de Allah'a ulaşmayı dileyenler asıl. Öyleyse ikisi arasında bir ilişki mevcut. Allah razı olsun. Manisa'dan Osman Kökçü kardeşimiz diyor ki, Bakara 159 ile Bakara 174-175. Ayetler arasında bir ilişki var mı? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, beyineden olan indirdiğim şeyleri ve hidayeti, ayetlerimi ve hidayeti gizlerler diyor. Min badima beyyennahu linnasi fi kitabı, kitapta insanlar için beyan etmemize rağmen bu beyandan sonra ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Ülâike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul lâinun. Onlara Allah da lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet ederler diyor. Bakara 174. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Onlar Allah'ın indirdiklerini ketmederler, saklarlar kitaptan ve onun karşılığında az bir bedel alırlar. اُلَٰئِكَ مَا يَكُولُونَ ف۪ي بُتُونِهِمْ. Onların yedikleri karınlarında ancak ateş olacaktır. اِلَّا nara, ateş olacaktır. Ve la yükellimuhumu Allahu yevmel kıyamet, Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz. Ve la yüzekkihim, ve onları tezkiye etmez. Ve lehum azabun elim, ve onlar için büyük bir elim bir azap vardır. Bakara 175. Ülâikellezîne eşterevut dalâlete bilhüdâ. Onlar hidayet karşılığı dalâleti satın almışlardır. Vel azâbe bil mağfiret, ve mağfiret karşılığı azabı satın almışlardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi yerine azabı satın almıştır. Fema esberehum alennâr. Onlar ateşe karşı ne kadar sabırlıdırlar diyor Allah-u Teala. Bakara 159 ile 174
Gene Bakara'nın 174 ve 175. ayetleri arasında açık bir şekilde bir ilişki var. Her ikisindeki grupta Allah'ın indirdiği, kitaptan indirdiği şeyleri ketmediyor, saklıyor ve karşılığında cezalandırılacakları ifade ediliyor. Allah razı olsun. Bakara 78 ve 79 ayetleriyle Ali İmran 78 arasında bir ilişki var mıdır diyor kardeşimiz. Bakara 78 ve minhum ümmiyune la ya'lemunel kitabe illa emaniye ve inhum illa yezunnun. Onlar ki ümmilerdir ve kitabı bilmezler. Sadece emaniyeyi bilirler, zannı bilirler. Ve inhum illa yezunnun ve onlar sadece zan ve kuruntu içindedirler. Emaniye kişilerin asırlar boyunca yazdığı el yazması kitaplar, o asırlardır yazılan el yazması kitapları bilirler diyor. Onlar sadece zan ve kuruntu içindedirler. Bakara 79, işte bugünkü din adamlarının durumu. O Kur'an-ı Kerim'i incelemek yerine hep bu kitaplardan öğrendiklerini doğru zanneden çok sayıda zavallı din adamı. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini, bu dünyada anlamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Anlayamazlarsa öldükleri gün anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak sevgili kardeşlerim. Bakara 79 Feveylün lillezine yektubunel kitabe bi eydihim sümme yekulune hâzâ min indillâhi. Veyl olsun onlara, yazıklar olsun onlara ki kendi elleriyle kitap yazarlar ve sonra da bu kitap Allah'tan indirildi derler. Allah bu kitap, işte bu kitap Allah'ın indindendir. لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Onunla az bir bedele onu satmışlardır diyor Allah Teala. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ. Yazıklar olsun onları ki elleriyle yazarlar. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Ve onlara iktisap ettikleri şeylerden dolayı da yazıklar olsun diyor Allah Teala. Bakara 78 ve 79'da bir takım sahtekarlardan bahsediliyor. Kitap yazıyorlar insanlar, kendileri yazıyorlar ve utanç duymadan bu Allah'ın katındandır diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın katından gelen kitapla insanların kendilerinin yazdığı kitaplar birbirinden kesin şekilde ayrılırlar. Allah'ın kitapları yazdırdıkları sırlarla doludur. Ve o sırlar her yeni gün geldiğinde bir parça daha açılır. Allah razı olsun. Şimdi Bakara Suresi'nin 78 ve 79. ayet-i kerimesi bu. Gelip bakalım Ali İmran 78'de ne diyor Allah Teala ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bil kitabi li tahsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab. Onlardan bir grup vardır ki kitaptan olmadığı halde onu kitaptanmış zannetmeniz için dillerini kitaptan yana evirir, çevirirler. Ve yekulüne hüve min indillah. Ve derler ki bu Allah'ın katındandır. Ve ma hüve min indillah. Ama o Allah'ın katından değildir. Ve yekulüne alallahil kezibe. Ve hüm yalemun. Onlar Allah'a karşı yalan söylerler ve hem de onlar bilirler. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Evet, Bakara suresinin 78 ve 79. ayetleriyle Âl-i İmrân suresinin 78. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki mevcut.
Ve üçüncü suali kardeşimizin, Bakara 159'daki hidayeti gizleyenlerin Ali İmran 78 ve Bakara 78-79'daki kişiler olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette, hatta biraz daha ağırı Bakara, Ali 78 ve 79 ve Ali İmran 78'dekilerin durumu daha da ağır. Çünkü Allah Teala'nın kendilerine bir şey yazdırmadığı halde Allah Teala tarafından bana yazdırıldı diyerek yalan söylerler. Bunu söyleyebilen kişinin yemine davet edildiği zaman tereddüt etmemesi gerekir. Bizim hakkımızda da buna dair şeyler söylendi. Ama şunu gördük ki biz insanları yemine davet ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basıp da kimse karşımıza çıkıp onun üzerine el koyamadı. Üç kişi cesaret etti sevgili kardeşlerim. Üçü de öldüler. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Öyleyse kim Allah'ın kendisine yazdırmadığı bir kitabı bunu bana Allah yazdırdı diye bir sahtekarlık numunesi olarak ortaya çıkıyorsa onun Allah katındaki cezası da ağırdır. Kullar karşısındaki hüviyeti de ağır bir sahtekarlık numunesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü, bu akşamki sualler ve cevaplar faslı inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın sonsuz mutlulukları üzerinize olsun dileklerimizle, temennilerimizle. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.